Lavitiv olarak merhaba. Yanımızda Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya var. 8 Kasım Pazar günü Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde Lefke Hurma ve Yerel Ürün Pazarı düzenlenecek. Sayın Başkan, bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, bu normal şartlarda olaydı. 10. Lefke Hurma Festivali yapılmış olacaktı. Tabii bu pandemi sürecinde, geçtiğimiz süre içerisinde Lefke Yafa Portakalı Festivali ve Ceviz Festivali'ni yapamadık, gerçekleştiremedik. Bilindiği gibi işte bu festivaller bölgedeki üreticiye ciddi bir katkısı ve bölgenin tanıtılması anlamında önemi var. Bu hurma festivali daha da Lefke'ye özgü hurma, daha fazla Lefke'ye özgü bir ürün. Ve en kalabalık olan festivallerde aslında hurma festivalleri olurdu. Bunun için bir pazar modelinde bir çıkış buldu Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği. Yani işte yeni normal şartlar deniyor ya, bu yeni normal şartlarda da yeni bir şekilde yapılıyor. Yalnızca bölgedeki üretilen ürünlerin sergileneceği bir pazar konseptinde gerçekleşiyor. Önümüzdeki pazar günü, 8 Kasım pazar günü. Dediğim gibi Lefke için hurma önemli. Gerek görüntü anlamında, Lefke'nin peyzajı anlamında olmazsa olmaz. Gerekse de bu son dönemlerde özellikle hurma festivalinin lerinin düzenlemeye başlamasıyla birlikte bir de ekonomik değeri oldu hurmanın. Bunun için Lefke için önemli dediğim gibi. Toplam kaç adet hurma ağacı var ve bu sene ürün nasıl? Toplam işte 2000'e yakın bir hurma ağacının olduğu biliniyor Lefke'de. Ürün yani çok fazla olmasa bile az da değil. Yani hurma pazarı gününde yeteri kadar ürün olacak aldığımız üreticilerden aldığımız bilgiye göre. Onun için 8 Kasım'da havada iyi görünüyor, yağmurlu görünmüyor baktığımız meteorolojik verilere göre. İnsanların da buna bir ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çok uzun süre işte bir dönem kapalı kaldı, bir dönem ondan sonraki dönem daha işte kısıtlı bir şekilde hareket etmek durumunda kaldık. Bölgeye tekrar insanların geleceğine ben inanıyorum ve evet, buradan tekrar davet etmek istiyorum. Covid-19 tedbirleri alınacak Sayın Başkan. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Tabii bu konuda Sağlık Yüksek Kurulu'nun bir takım genelgeleri var. Bu pazar yerlerinden ilişkin. O kurallar hep gözden geçirildi. O kurallara uyulacak. Yani girerken sıcaklık ölçümü yapılacak. Dezenfektan bulundurarak. Herkes maskeyle girecek. Üreticiler kesinlikle tezgahta duranlar kesinlikle maskeli olacak. Ürünlere herkes dokunmayacak. Bu tür önlemler hepsi alınmış olacak. Bunlar sağlanacak. Dediğim gibi Sağlık Yüksek Kurulu'nun belirlediği kuralları uygulamak zorundayız. Son olarak pazar günü Lefke'ye gelmek isteyenlere, güzel Lefke'ye, Cittaslo Lefke'ye gelmek isteyenlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Evet, Lefke yani pek çok insan daha önceleri gelmiştir muhakkak. En fazla işte doğal, kültürel özellikleri olan, değerleri olan, yeşili olan bir bölge. İyi bir gün geçirdiğine ben inanıyorum. Bu arada tabii ki tüm etkinliklerimize, bize farklı anlamda da katkıda bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi'ne de buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet, ben de Lefke Turizm Derneği Başkanı olarak Sayın Belediye Başkanımız Aziz Kaya'nın söylediklerine aynen katılıyorum. Hava çok güzel. Kasım ayı Lefke'nin güzel zamanlarından bir tanesi. Hurmalar çok güzel. Hurma ve yerel ürün pazarı için çok güzel hazırlıklar yapıldı. Pazar günü Lefke'ye gelecek olanlar hem güzel havada, yeşil Lefke'de hem alışveriş yapacaklar, hem duvarlara yapmış olduğumuz 3 tane güzel grafiti örneğimiz var, duvar resimleri örneklerimiz var. Onların önünde fotoğraf çekebilecekler. Hem de Lefke ve köylerini ziyaret edip hurma pazarı etkinliğinden sonra güzel bir gün, dolu dolu bir gün geçirebilecekler. Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi her zaman olduğu gibi yakın işbirliği yürütüyor her türlü etkinlikte. Katkı koyan, emek veren herkese teşekkürler. Pazar günü Lefke'ye bekliyoruz.